Elif Hanım için alkışlar. Elif Hanım edebiyat öğretmenidir. Hali hazırda da aslına bakarsanız 7 yıl dediniz değil mi? Evet. 7 yıldır da sorular hazırlıyor. Evet. Öğrencileri korkulu rüyalara gark ediyor Öyle mi yapıyorsunuz? Yani trikli sorular sormaya çalışırım. İlla ki bir karakteri vardır. Yani Tabii. kendi aranızda ayırt ediyorsunuzdur onu. Profesyoneller olarak. Tabii. Mesela Elif Hanım'ın sorularının karakteri biraz zorcadır mı? Öyle Metin mi? üzerindendir özellikle. Hmm. Anlı okuması, Kelime anlaması. Kelime oyunu olabilecek sözcükler, sorular. Dikkat ister. Evet. Bunlar sizin için çerez efendim. İnşallah. Parçalar atarsınız ama... Hepimizden daha iyi bildiğimiz için hadiseyi hı hı. bunun da farkına varmışsınızdır ki şans işi bu iş. Evet kesinlikle kesinlikle. Bugün Ayşe Hanım'ın yüzüne gülmedi. Hı hı. Nagihan Hanım biraz gevşek davrandı. <laughs> oh, şimdi da şans diyemeyeceğiz. Süresini arzu ettiği gibi kullanamadı. Burak Bey'le zinciri kırdık ama tekrar ediyorum daha iyisi olurdu. Hı hı. Hazır böyle cılız yakalamışken geçin Burak Bey. Ah, i̇nşallah. 10 Özür dilerim. 9 tane harf alabiliriz. 9'unu birden alırsak 3 saniye arttıracağız. Hı hı. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Hadi gelsin. Elif Hanım'ın ilk sorusu efendim. Ordu'da bazı birliklerin kep yerine kullandıkları başlık. Kimi asker kep takar, kimisi de ee... hani komandolar filan. Bere. Bere gayet güzel 400 an bu da öyle uzun uza diye bir soru. İki farklı anlamının ikisi birden sığdırılmaya çalışılmış. Uzun olmuş ama. Yakalarsanız tokatı tamam. indirin. Susturun beni. Hı hı. Hem kapalı mekanda ateş yakılan Olacak. yer. Çok güzel. Hem de ailem. Değil mi? İstiklal marşımızda da geçer. Buyurun. Yenisi geliyor şimdi de. Üzerine bir tül. Uzun bir tülbenti kafaya dolayarak meydana getirilen başlık. Özür dilerim. Bir tülbenti kafaya dolayarak, dolamak. Ee, sargı? Sargı Allah. değil de ne deniyordu ona? Sararak yani oluşturulan başlık. Ay harf alayım. Almayın. Almayayım. Bir nefes alın. Sararak oluşturduysam bu kafamdaki sargı. ne? Sar Ay sa şey sarık sarık. Sarık efendim Aa. bu sarık. Rahat <laughs> 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 mısın? Rahatım süre bitmesin yani tak tak tak. Efendim daha ilk yarım dakikanın <laughs> içerisindesiniz. Hem de o tak 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 çak, gel. Çak, çak. Evet, evet rica ederim. Tamam tamam. Buyurun yenisi gelsin. Ön ek olarak büyük geniş çaplı anlamında kullanılır Fransızca ah. kökenli bir sözcüktür. Fransızca Farsça diye okuyorum. Fransızca. E, ma e, makro e, yok hayır büyük geniş çaplı. Fransızca mı makro? Öf. Fransızca mı makro? Olabilir. Makro. No. Makro. Neyse ki bastılar. 500 var. Evet deseydiniz. Ne yani deseydin? Beni yanıttınız. Ben mi yanılttım? Evet sordunuz. Eyvah. <laughs> Elif Hanım bu sempatikliğin altında başka şeyler barındırıyor. Gelsin alt harfler. Gürültülü. Arbede. Çatışma, kavga. Arbede. 600 puan. Hiç at yarışı oynadınız mı? Hiç mi? Sıfır. İnsan merak eder ya nasıl bir şeymiş bu diye. Hiç. Gelsin bakalım. Allah. At yarışında birinciliği kazanan at ki hadiseye adını veren de o. Hadiseye mi? Evet bütün o hadiseye hı hı. Adını, <laughs> adını veren de o. <laughs> ee, <da> o. Siz <laughs> şarkıcıya <mı>? gitti aklınızda. <laughs> Ay evet. <grandi>. Ya rica ederim. Ne yapsam harf mi alsam bir ipucu mu alsam? Ay ne yapsak? Formatı Aha. da değiştirdi. Harf mi alsam? Birincisi İpucu mu Bir harf alın. harf alayım. Eyvah durdurdular Ay, da. Geldim. İnşallah bulursunuz. Aa, ganya. Ganyan. Ganyan. <laughs> 2900. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. 9 tane harf alma hakkımız vardı. Birini kullandık. 8 tane daha harf alabiliriz. Zaten 6 soru geldi geçti efendim. Gayet iyi durumdasınız maşallah. Bakın bu soruyla birlikte tam ortasında olacağız yarışmanın. Hadi gelsin o soru. Özellikle akteriz çevresinde sıklıkla yetiştirilir. Böceklere karşı koruma sağlayan bir çiçektir. Ee... Akrep gelmez bunu ekerseniz evin etrafına. diyorlardı. Ben ektim, geliyor hala. Ay, şey bunu biliyorum aslında da harf alsam ki kurutulup da fesle değil, fesle reyhan değil, kurutulup ee, kurutulup çiçek kurutulup, bu. Çiçek bu, çiçek. Evet, ıtırlı bitki değil. Bildiğiniz çiçek. Mesela parfüm sanayinin de yasemin değil. Ay, Harf istediniz siz galiba ay, basarken. Evet, tabii ama zaten söylemiştim harf mi alayım derken o bir soruydu. Değil mi? A şey. Aha, bir dakika. Kurutularak da satılır sokaklarda. Sokaklarda evet. mı? Evet. Böceklere karşı. Böceklere karşı da korur. <laughs> Mesela böyle naftalin yerine eskiden bunu küçük şeylere koyarlarmış da çamaşır. Lavanta. La Lavanta. 3500 oldu kasa. 2 dakika 21 saniye kaldı elimizde. Gayet iyi durumdayız yani. İstersek 7 tane harf alırız. Zaten 7 tanecik soru kaldı. İyisiniz Elif Hanım. İyisiniz. Rica ederim. Sakin olunuz. Buyurun yeni soruya. Beraat Türkçesi neydi? Türkçe kökenlisi daha doğrusu. Eee. Beraat ettim. Üzerime bir suç yüklenmişti. Evet. Beraat ettim o suçtan. Yani İsterseniz harf alalım. Harf alayım, evet. Alalım. Ay durdurdum. Keşke yani durdurmasak, heyecandan... evet. Sesli Aklanma. Harp. Yetti o. Ay. Eli sürçüyor ama. Evet, evet. Maşallah efendim, Dağarcık zehir. Korkutuyorsunuz beni. Bir anda şu kolonyayı alıp bana fırlatacaksınız falan zannediyorum. Ne olur biraz sakin olun. Tamam. Gelsin yeni soru. <laughs> bir futbol teriminden doğmuştur, kovmak anlamında kullanılır. Çok basit bir şey. Futbol değil bu kovmak anlamında kullanılıyor. Herkes bilir bunu. Çıkış noktası bir futbol terimi. Bir futbol terimi bilmem. Keşke eşime sorsaydım. Efendim bilirsiniz bunu sallamayın alt dudağınızı. Kovmak anlamında. Vallahi bilirsiniz. Def etmek değil. Hayır. Kovmak. Def diye bir şey var mı futbolda? Yok. Bir dakika işte bilmiyorum ki bilmeyince. E harf alayım. Aldık bir tane hadi bakalım. A olmak mı? Vurdun tekmeyi gitti. Şut etmek. Tek kelime olsun. Ay, şutlamak, şutlamak. Nereden biliyorsunuz siz bunu? Hayret. Keşke <laughs> işinize sorsaydınız. Ya. Ah. Saçma bir İki kelimeden <laughs> oluşuyor, sekiz harflidir. İnşallah bunu seversiniz. On yıldan fazla hapis gerektiren suçlarla ilgili davalara bakan mahkemelerin ön adı. İki kelime. Nokta nokta mahkemeleri. İki kelime. Harf alayım. Buyursunlar. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz. Dört tane daha harf alma hakkınız var. Ay, fazla hapis gerektiren yani, suçlarla gidablar bakanlar. 11 yıl ve ötesi. O C harfi de çok güzel yerden geldi Elif Hanım. Bir harf daha alayım. Peki. Üç tane Aa, daha alabilecek durumdayız ama bence yeter. Bakın sesli harfle başlıyor. Yumuşak G gelmiş. Belli ki o sıfat kısmından. Ay Ben durdum şu an. Nokta nokta mahkemeleri. Nerede yargılanıyor? Nokta noktada yargılanıyor. Hmm. Aa, bir hafta alacağım. Bir tane daha alalım Benim çünkü durdu az şu süre an. kaldı. Çok evet az tamam süre tamam. Kaldı. Süreyi durdurdum. En güzeli. Ağır ceza. Ağır ceza. Ağır ceza. Bir güvenlik falan <laughs> ihtiyacımız yok değil mi öyle bir şey? Çünkü yani iki tane harf alma hakkınız kaldı. Ağır... O iki harfi alırsanız üzerine iki saniye, hayır üç saniye arttıramazsanız Burak Bey kazanacak. Burak Çime Bey doğdum. kazansın da benim başıma bir şey gelmesin sonra. <laughs> Elif Hanım? Olur diyorsunuz. <laughs> o zaman ben güvenliği çağırıyorum. Gel seyiri sor. Tamam. Yansıtıcı. Fransızca kökenli bir karşılığı var dilimizde. Yansıtıcı. Hani bu otomobilde de var ya arka tarafta. Aa, reflektör. reflektör. Parti çok güzel. <laughs> çok 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 kolay. Bir de buna bakın. Ay Bu zor. biraz zor. Allah. Bir harf alsın. Tamam. Tamam mı? Tamam. Elif Hanım bir harf alsın. Ondan sonra bir de nefes alsın. Ama 20 saniyesi kaldığını da ne olur unutmasın. <laughs> Bu bittikten sonra iki soru daha soracağım tamam. size. Hadi bakalım. Bu biraz zorca. <laughs> Hristiyanlıkta yüksek aşamalı din adamlarına verilen bir unvandır. Bir harf ee, alayım. Harf alayım. alayım. Değil mi? Aldık o harfi. Bir de sahipleniyor onu. Benim diyor. Benim din adamım. Bir tane daha alalım bir mı? Bir tane alalım. Bir tane daha aldık. Durdurun. Başka harf alamayız zaten. yüksek aşama dedi anlıyor musun? No. Evet benim... benim şey bir dakika. E... O sen... Fransızcadan geliyor. Evet Yok, efendim. O zaman mon sen değil. Hayır. Monseigneur. Şöyle bir kendinize güvenin. Monsenyor. Monseigneur 700 puan değerinde. Ne oldu beğenmediniz? Şaşırdım kendimi. Sayın edebiyat <laughs> öğretmenim sözlüğü açtığınızda böyle yazıyor. Benim bir suçum mu var? Hı? Benim bir suçum mu var? Rica ederim. Geriye kaldı iki tane soru hiç harf Böyle hey. Böylelikle eyvah, eyvah. süreyi de tutturabileceksiniz. 3 hmm. saniye arttırmanız gerekiyor ya. Evet. Soru çıktığı gibi tokadı tamam. indirirseniz böylelikle süre harcamadan da cevabı yapıştırırsınız. Eşim. Tek kelimedir. Bugünün en kolay sorusudur. Gerçekten öyle. Bugünün en kolay Bilemez, sorusu. Buyurun. Alalım. Ay, gerek yok. Tamam, gerek ben. yok. Almadık, o harfi, almadık o harfi efendim. Ege bölgesine ait Türkiye genelinde bilinen bir türkü ve zeybek oyunu. Ha, ha, Harmandalı. Harmandalı kesinlikle doğru cevap. <laughs> Beş saniye var. Üçünü arttırmanız gerekiyor. Son soru son cevap. İki kelimeden oluşuyor. Mecazi anlam devrede. Of. Keşke o Monse'yi önde bir tane harf almasın. Bilemezdim. Onsuz. Gelsin bakalım. Neyse, şans. Mecazi anlamda bir şeyin dayandığı güç aldığı en önemli öge, nesne veya kişi, o şeyin nokta noktası Elif Hanım, o şeyi ayakta tutan şey Elif Hanım. Ee, İki kelime. Bir dakika bir, bir şeyin dayandığı güç aldığı en önemli öge, nesne veya kişi. Ya da bir kişinin, bir ailenin de olabilir. Tamam mı? Bir topluluğun ah. dayandığı, güç aldığı en önemli öge. Onu ayakta tutan şey, tekrar ediyorum, onu ayakta tutan şey. Can yok. Hayır. Mecazi tabir. Mecazi anlam olduğunu unutmayalım. Bu işin nokta noktası budur. Önce bunu öğreneceksiniz. Ah. Harf almadan çok zor ah. soruydu bu. Temel direk. Ağlamak istiyorum. Elif böyle olur mu? Ama çok of. bağırıyorsunuz Elif Hanım. Vallahi çok bağırıyorsunuz yahu. Niye öyle yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyim iyiyim çok iyiyim. Tamam. Elif Hanım'a bir <laughs> tane su, bir bardak su. Burak Bey'e de kocaman alkışlar.